tarifiyle başlıyoruz. Kıymalı puf böreği geliyor. Biraz esnete esnete. Bu şekilde bütün her tarafını kapatacağız. Yanlarımızı kapatacağız. Günün ikinci tarifine geçiyoruz. Tavuklu patatesli pilav geliyor. Ay vallahi o kadar basit bir yemeği aslında güzel bir hale getirdik değil mi? Görsel olarak da. Hani nohut pilav bilir, patates zaten hanımlar hep kızartıyor ama. Ve misafir geldiğinde de sofrada çok güzel bir sunum. Evet. Ürün tatlısıyla devam ediyoruz. Yalancı profiterol geliyor. Maşallah maşallah diyelim de nazara gelmeyelim. Ay çok güzelmiş. Karnabahar çorbasına geçtik. Güzel bir kış çorbası tarifi. Of çok güzel gözüküyor. Güzel böyle bir kış çorbası oldu. Üzerine de. Evet. Herkese merhabalar. Bugün konuğum sevgili Ayşe İzmir'den geliyor. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Böyle bol güzel yüzlü, neşeli bir konuğum var bugün. Çok da güzel yemekler yapacağız. Evet, değil inşallah. Mi? Neler var bugün elimizde? Bugün karnabahar çorbamız var. Patatesli tavuklu pilavımız var. Patatesli tavuklu pilav. Profiterolümüz var, yalancı profiterolümüz. Yalancı profiterol, yani basit profiterol oluyor. Bir de güzel bir böreğimiz var. Kıymalı puf böreği. O zaman güne ilk malzemelerimizi hazırlayarak başlayalım. Az sonra güzel bir börekle programa başlıyoruz. Kıymalı puf böreği. 18 adet milföy hamuru. İç harcı için 300 gram dana kıyma, 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1,5 su bardağı garnitür, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım demet maydanoz, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı. Evet, şimdi bu aslında basit bir tarif. Bugün börekleri açmıyoruz. Bugün çalışan hanımlara pratik bir börek yapacağız. Çünkü evet, 5 dakikada. Ki açma böreğin lezzeti başka değil mi Ayşe? Ama onun yeri başka, ayrı. Her zaman olmuyor, mümkün. O yüzden bugün milföylerden böyle bir hamurunu oradan değerlendirip güzel bir iç malzemeyle börek yapacağız efendim. Şimdi direkt başladı. Direkt başladım. Sen tezcanlısın. Çok burcumun daha özelliğini taşıyorum. Hangi burcu? Koç burcuyum. Koç burcu. Böyle haldır paldır küldür böyle hemen. Koç burcu öyle midir? Öyle yani mi? Yani ben öyleyim en azından. Benim ufak oğlan da Koç burcu. Acaba o da mı öyle olacak? Şimdi bayanı erkeği değişik farklı diye olabilir. Düşünüyorum. Evet, farklı olabilir tabii daha ki. Daha ben konuşurken biberler doğranmaya başladı bile. Tabii tabii. Bu tarif nereden bu arada? Bu tarif pratik olsun diye bir gün evde kalan iç malzemelerimi değerlendirmek istedim. Atıyorum mesela bir tane kırmızı biber kalıyor. Bazen çok olur ya, her şey tam olmaz buzdolabında. İşte biraz garnitür vardır, biraz maydanoz vardır. Tabii tabii, ve misafirim gelecekti. Kızım da kıymalı böreği çok seviyor. Dedim ki 5 dakikada kıymalı börek biberlerimle aynı. Evet. Bir şey diyeceğim, bak börek diyor. Çünkü kendisi bir İzmirli. İzmirliyim. Evet. Çekirdeğe çiğdem. Evet. Domatese domat. Ben şimdi gelerek biberlerimizi doğrayayım. Tamam, soteleyeyim mi hemen ben şurada? Biraz yağımı alayım istersen. Tamam, olur. Çok tamam. İyi olur. Ben çiçek yağımı hemen alıyorum bir miktar. Evet. Senin hızına bugün nasıl yetişeceğim bakalım. Şöyle bir gezdireyim. Sanıyorum yeterli. Altını şöyle açmış, biraz daha açayım.
Biberlerimiz çok güzelmiş, çıtır çıtır. Güzel değil mi? Evet, gerçekten biberlerimiz çok güzelmiş. Ben kırmızı biberi çok seviyorum. Her şeyde kullanılmalı. Aynen, hem çiğ hali hem közlenmiş hali hepsi çok lezzetli dolması, oluyor. Dolması, her şeyi hem çok sağlıklı. Güzel, evet. Keşke acı çocuklarımız... Evet, yok böyle yok. Böyle kırmızı biber deyince sanki acı gibi düşünüyor ama asla öyle bir şey yok, yok tabii ki. Yok, evet değil, çok güzel. Biraz kendinden bahsedebilirsin, neler yapıyorsun? Ben ev hanımıyım. Ve hobi olarak da yemek yapıyorum. Yani düşündüm yıllarca. Bir sürü aktiviteye gittim. Yok, hiçbir şeye becerim yok. Dedim ki becerim en iyisi yok, yemek yapayım. Sen mi mutlu olmadın? Ben de mutlu olmadım. Yok, yapamadım. Çok hevesle gittim. İşte örgü. Örgü kurslarına falan gittim. Ahşap boyamaya gittim ama yok. Hayır. Becerim sarmadı yok. Sarmadı beni. Herkes her şeyi yapacak diye bir kural yok tabii. Ama özeniyorum tabii ki. Yok, yemek. Yemek yapmayı çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum. Ne güzel. Mutfakta mutlusun o zaman? Evet, mutfakta çok mutluyum. Yani birileri gelsin yedireyim, içireyim. Çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. Oh ne güzel. Biz de seviyoruz. Bile. Birileri gelsin yemek yapsın, bizi yedirsin, içirsin. Anlasın istiyoruz bir insan. Orada bir kızım var dedin. Evet, Allah bağışlasın, ne 7 güzel, yaşında. Zeynep'ciğim seni çok seviyorum anneciğim. Seyrediyor mu acaba? Muhakkak izliyor benim. Evet, hadi bakalım. Şimdi gelsin şöyle hemen minik minik ilk parti hemen. Atalım. Şöyle atalım. Yanımızda ısınmış. Tabii tabii, hiç zaman kaybetmeyelim. Bunları şöyle minik minik sotelemeye başlayacağız. Evet. Az malzeme var gibi gözüküyor ama biraz bence dolu dolu bir puf böreği olacak. Dolu dolu olacak. Zaten çok sağlıklı kırmızı biberimiz var, yeşil biberimiz var, maydanozumuz var, kıymamız var en başta. Kıyma olmasa bile sadece atıyorum bazıları et tercih etmiyor ya da evinde et olmuyor. O zaman sadece belki sebzelerden de böyle bir sebze börek gibi yapabilirsiniz. Bol pırasalı, ıspanaklı, patatesli, zevkimize göre nasıl isterlerse. Olabilir. Şu an tavada bir renk cümbüşü var. Ooo mükemmel. Kırmızılar. Ben bu sese de bayılıyorum. Evet, bu cozur cozur ses beni çok cazip ediyor. Bu arada İzmir'de Karşıyaka'da mısınız yoksa Göztepe tarafında mı? Nerede? Karşıyaka 35,5. Evet. Tüm Karşıyakalılara selam olsun buradan. Annem de bir dönem Karşıyaka'da oturuyordu. O yüzden Karşıyaka'yı ben de çok severim. Ben güzel. İzmir seviyorum ya. Evet. İzmir de beni seviyordur muhakkak. Az zaman geçirmedim orada. Şu an nasıl orada havalar? Valla yaz gibi. Ay değil mi? Bize hiç kış gelmiyor ki. Gelmiyor. Hiç kar yağdı mı? Hiç öyle gördün mü? Denk geldin mi? Mesela çok eskilerde falan böyle. Bir 3-4 sene önce bir yarım saat bir görmüşlüğümüz oldu. O da zaten bayağı bir abarttık. O kadar. Tabii. Sotelemeye devam evet, ediyoruz. Evet, hatta kıymamızı da atsak mı? Alalım yavaştan aynen. Onlarla hep beraber. Kıymamızı da koyuyorum. Şöyle koyalım. Hepsine. Bu arada kızın okula başladı mı? Evet, kızım ikinci sınıfa gidiyor. Aslında sen biraz daha böyle aktif bir şeylerle uğraşabilirsin. Uğraşıyorum, hiç zaten evde değilim, hep bir koşuşturmaca halindeyim. Yemek yapmak gene zaten bir yerde vakit alıyordur. Tabii, muhakkak. Şöyle yapalım, biraz daha kavuralım. Şimdi maydanozları sanırım daha sonra ekleyeceğiz. Şurada maydanozları en son ekliyoruz, evet. Yeşilini kaybetmesin. Salçamızı ilave edeceğiz. Birazcık birazcık daha kıymanın rengi dönsün değil mi? Ondan evet. Sonra koyalım. Hatta karabiber atabiliriz. Atayım mı? Tamam. Hı-hı. Şuradan tuz da atmadık henüz. Tuzu en son kullanalım. En son, tamam. Karabiberimizi koyalım. Yani isteğe göre baharatlarımız. Şöyle koydum. Birazcık kavuruyorum daha. Çok güzel oldu rengi. Güzel oldu değil mi? Rengarenk evet. Oldu. Dileyen belki soğan tercih eden varsa böyle hani kıymalı soğanla soğan da koyabilir. Tabii isteği bari. Kuru soğan olarak. Şöyle. Şimdi salçasını istersen ekleyelim. Tabii sence? Ki. Tamam. Birazcık ekleyelim. Birazcık salça ekliyoruz. Tuzunu henüz katmadık, onu en son ekleyeceğiz. Şimdi burada bir kalıbımız var. Bir cam fırın kabı, üstüne de böyle bir Metal bir şey. Kelepçe. Şimdi bu olmazsa olmaz mı? Bu bize olur. Bu olmazsa da olur. Neden olmasın? O bize şekil vermekte mi yardımcı olacak peki? Evet. Ben buradan bir bıçak daha alayım. Şu an zorda. Ben de biraz salça yedirmeye çalışıyorum şu an. Milföyleri aldın mı? Evet. Şimdi biz bunları böyle kalıbımıza koyalım ki. Şimdi ikili ikilidir. Sen evet. Onları kesmeden kullanıyorsun. Hı-hı. İkili milföyleri. Milföyü de çok doğru zamanda buzluktan çıkarmak lazım. Çünkü çok erken çıkartırsanız çok çabuk gevşiyor. Evet, kabarmasını biraz geç kalırsanız çok sert oluyor. Milföy o konuda biraz aslında özen istiyor değil mi? Onun bir zamanlaması var. Tabii ki evet.
Çok pratik bir hamur ama çok doğru zamanda kullanmak ama lazım. Ama bayanların kurtarıcısı. Değil mi? O tatlı yaparken, yemek yaparken. Bunu yavaş yavaş biraz tuzunu, istersen sonra da maydanozunu ve garnitürlerini ekleyip. Tamam. Birazcık daha kavrulduktan sonra ekleyebiliriz. Çok tuz koymayayım, salçamız da çünkü tuzlu olabilir. Bu senin böyle klasik sevdiğin tariflerden midir? Kurtarıcı tariflerden mi? Evet, kurtarıcı tariflerden. Bizim misafirimiz çok sık olur. Çok da severiz misafiri. Eşim de, ben de. Aynen. Yani biz gitmeyelim ama bize gelsinler çok isteriz. Biz gitmeyelim de ya. Biz gitmeyelim. Yani biz fazla gitmeyelim. Hayır, hani bize gelsinler. Biz yapalım, yedirelim. Evet, eşim de yemek yapmayı çok sever. Aa, ne kadar güzel. Yani biz ikimiz mutfakta, bizim kız da çok seviyor. En sevdiğim eş tipi. Yemek yapmayı seven erkekler. Ne kadar güzel. Bizim... Yardımcı bayağı o zaman mutfakta. Tabii ki. Et yemeklerini çok güzel yapar. Ne güzel. Bu arada kalıbımız ne kadarsa ona göre sığdıracak şekilde tabii, tabii. Kesiyoruz milföyleri de. Garnitürümüzü ekliyorum. Garnitürler zaten pişmiş oluyor. O yüzden çok fazla kavurup öldürmemek lazım. Bu sefer de çok eziliyor bezelyeler. Evet. Gibi oluyor, değil mi? Aynen. Evet. O yüzden en son aşamada eklemekte fayda var onlardan. Biz onları zaten önceden tek tek haşladık. Maydanozlarımı daha sonra ekleyeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş böreklerimizi doldurmaya başlayacağız. Evet. Altını kapattım harcımın. Şimdi geldik. Önce tabanı dizdik. Şimdi geldik kenarlarını yapmaya. Nasıl yapıyoruz? Şimdi önce birazcık delikler açalım böyle. Kabarmasını istemiyorsun tabanın. Çok fazla değil. Çünkü eğer delinmezse de milföy çok fazla kabarıyor. O zaman da harç arada bir değişik bir kıvam alabilir. Biraz ama çatalla deliyoruz. Evet, çatalla deliyoruz. Tamam. Çok güzel bir iç hazırladık. İçimiz evet, iç şahane. Çok güzel oldu. Bunu böyle bile yiyebilirsiniz yani. Evet. Yanına belki bir pirinç pilavı olabilir. Güzel böyle ekmek banarak belki biraz daha soslu sulu yaparsanız. Şimdi bunun yanlarını birazcık böyle açalım elimizle. Ha, biraz esnetiyorsun. Tabii birazcık esnetelim milföy hamurumuzu. Böyle yanlarımıza. O yüzden böyle bir aslında yükseklik istediğin için böyle bir kalıba ihtiyaç evet, var. Sonra üstüne kapanacak mı onlar peki? Tabii ki kapanacak. En son üzerine yumurta süreceğiz, yumurta sarımızı. Şuradan bakayım. Bir tane alabilirim. Evet, elimizin, avucumuzun içine alırsak. Kesiyor musun peki yine arada? Ha, evet kesiyorum. Kesiyor. İsterseniz siz bunu alın. Tamam, bundan devam edelim. Şöyle biraz o zaman. Zaten anında elinin ısısıyla da böyle. Evet, avucumuzun ısısıyla açılabilen. Şöyle biraz esnete esnete. Bu şekilde bütün her tarafını evet, kapatacağız. Yanlarımızı kapatacağız. Şöyle yapalım o zaman. Zaten yapışıyor birbirine de. Değil mi? Tam denk gelsin. Tabii tabii. Hı hı. Aralık olmayacak şekilde. Yok, olmayacak şekilde. Şöyle birazcık daha açayım da şu kenarlar da yapışsın. Ha, oraya tek bir çay evet. O zaman yetecek. Hı hı. Yeter yeter. Şöyle falan. Böyle pufidik pufidik şahane, pratik. Ne kadar güzel sıcak kalmışsınız. Ay, evet, anılarıma çok güzel bir anım daha eklendi. Teşekkürler. Ekip olarak da çok iyisiniz, çok sıcak kalmışsınız. Sanki buradaki herkes İzmirli gibi. Teşekkür ederiz, sağ ol. Şöyle birazcık yapıştırıyorum açıklık kalmasın tamam, diye. Tamam, olur olur, hiç. Şuraları ne yapacağız? Oraları da mı aynı yok, şekilde? Oraları kalacak öyle. Oraları kalacak. Hı, yani evet. Aslında bunu şu... böyle kapatıp tamam, yanlarımızda kalacak. Kalıyor. Evet. Ve... Vallahi bitti bile. Oldu bile. Bu aslında çok pratik. Harcı şimdi... da çok pratik oluyor. Evet ve şimdi harcımız çok alayım. Lezzetli. Tamam. İstersen. Ya da içine direkt dökelim mi? Şöyle dökelim yapalım. Şöyle. Tamam. Oh, şöyle oh, yapıyorum. Oh 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 mis gibi. Harç kendi harç, başına da çok güzel bir harç oldu. Harç kendi başına mükemmel. Bol sebzeli.
Kokusu şahane. Maydanoz çok yakışıyor böyle arslara değil mi? Evet, ben de bayılırım. Maydanoz güzel bir tat veriyor. Biz İzmirliler otu çok severiz zaten. Tabii İzmirlilerin otları meşhurdur. Yani çok güzel, bizde olmayan otlar onlarda var hakikaten. O konuda çok şanslısınız. Biz yazın Alaçatı'dayken de bir sürü pazarda böyle çeşit çeşit otlar görürdük. Bir enginar vardı çiçek gibi, yani enginar çiçeğinin kendisi de oluyor pazarda. Onu böyle kurutup dekorasyon amaçlı da böyle satıyorlardı. Bilirsin az çok. Çok evet, güzel evet. Şeyler var pazarda. Yani biz ottan tatlı bile yapabiliriz o derece. Hiç şaşırmam. Şimdi böreğimiz neredeyse oldu sayılır. Hemen fırına atacağız, hazırlandı. Evet. Kaç derece fırına, kaç dakikada pişiyor? Biz iç harcımızı pişirdiğimiz için çok yüksek derecelerde, evet, uzun süre pişirmeye gerek yok. 15-20 dakika yeterli gelebilir. Yumurta sürmeyebilir. Bazı insanlar yumurtalı sevmez. Evet, tercih etmiyorlar. Tabii tabii, tercihimize bağlı. Ben seviyorum. Milföy bence çok yakışıyor yumurta sarısı. Böyle hani biraz daha parlak parlak sarı sarı, evet, güzel oluyor. Bence de güzel oluyor. Fırınımı açtım. Yaklaşık 180 derecede yaklaşık 15-20 dakikada hemen pişecektir. Hop, tamam. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Artık bittikten sonra çıkartınca zaten şeklini almış olacak. Aynen, şeklini almış olur. Evet. Şöyle atalım. İlk tarifimiz oldu bile neredeyse. Bitirdik. Şimdi günün ikinci tarifi gelecek, bakalım ne yapacağız. İkinci tarifine geçiyoruz. Tavuklu patatesli pilav geliyor. Tavuklu patatesli pilav. 2,5 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı arpa şehriye, 2 parça haşlanmış tavuk göğüs eti, 3 su bardağı tavuk suyu, 2 su bardağı su, 3 adet patates, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, 1 adet kesme şeker, 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Böreğimiz fırında, biz de güzel bir pilav yapacağız. Böyle patatesli, nohutlu, tavuklu, besleyici güzel arpa bir şehriyeli pilav olacak. Evet, çok severim arpa şehriyeli pilavı. Şimdi önce nereden başlayalım? Önce pilavımızdan başlayalım. Tamam. 2,5 su bardağı pirincimiz var. Arpa şehriyemizi önce kavuralım. Kavuralım, tamam. Önce birazcık ayçiçek yağı alıyorum değil mi? Birazcık margarin, birazcık. Margarin koyalım, tamam. O zaman şöyle yapıyorum. Karıştırırsak ikisini daha lezzetli. Şöyle, ikisinden de biraz biraz alacağım. Senin için bıçağını oradan almayayım, kızarsın. Yok şuradan canım. Birazcık alacağım. Şöyle koyuyorum. Bu tarif nereden diyeceğim gene merak ettim. Güzel bir tarife benziyor çünkü. Bu tarifte Karslı bir arkadaşım vardı. Aa, Karslı. Evet. Onlardan yemiştim, çok beğenmiştim. O yapmıştı bir gün gittiğimde. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Görsel olarak da çok güzel. Hem kızım da patatesi çok seviyor, tavuğu çok seviyor. Nohut çok faydalı. Dedim ki bunu yapmalıyım. İçinde güzel faydalı şeyler de var. Evet, çok hazır. Faydalı şeyler var. Şimdi hemen şuradan bir karıştırmak için şeyimizi alalım. Atalım mı arpalarımızı? Atalım. Şöyle. Bu seslere ben bayılıyorum. Mutfak senin için ses demek herhalde değil mi? Daha çok evet. Hoşuna gidiyor sesler. Böyle cızır cızır sesler. Cızır cızır. Sebzelerin kıyır kıyır. Oluşu çok hoşuma gidiyor. Biraz arpa şehriyelerini kavuralım. Sonra zaten pirincimiz yıkanmış, sudan geçti. O nişastasını attık. Hı. İstersen bu arada patateslerimiz de var. Evet, ben onları patateslerimizi soymaya başlayayım. Tamam. Şimdi
Şimdi ben hemen pirinçlerimi koyuyorum. Mutfakta bir koku var Pelin Hanım, alıyor musunuz? Evet, sanırım böreğimiz pişti. Böreğimiz pişti, evet. Kokular geldi. Hemen ona şimdi bakacağım. Şöyle önce bir pirinçleri atayım, bir kavurayım hemen. Aynı anda birçok şey yapmaya kalkışınca bir elimiz ayağımız bulandı. Ama çok güzel olmuyor mu? İçine bir tane kesme şeker atabilir miyim? Kesme şeker atalım, tamam. Evet. Bir kavurayım şu milföylerimizi, bir çıkartalım böreğimizi, kavurayımızı. Bir bakıyorum hemen. Evet, bunu artık alalım bence, değil mi? Kokular şahane geliyor. Geldi, evet. Vallahi geldi. Of, var ya. Bu börek yenir. Bence de yenir. Bu böreği yenir, çok fena. Ve bunun yanına ayran çok güzel olur çocuklar ayran, için. Mi? Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha, toz atıyorsun bu arada değil mi? Evet, tamam. Bir çay kaşığı. Bunu çelik kalıbından çıkardıktan sonra aynı şekilde bu fırın kabına servis edebiliriz. Tabii ki. Tamam. Hem tavuk suyu kullanacağız. Haşladığımız tavuğun tavuk suyunu hem de normal suyu. Evet, birazcık da normal suyu ilave edeceğiz. Böyle tellerinden ayrılıyorsa sanırım ekleyebiliriz. Evet. Evet. Tavuk suyumuzu koyduk. Ekleyelim mi biraz da ondan? Tabii ki birazcık daha. Şimdi bu pirinç ayarına göre tabii ayarlamak da her zaman ölçüde tutmak. Biraz da arpa şehriye de koyduk içine. Her zamanki kontrollü olmak lazım. Altı ocağımızın açık değil mi? Açık şu an. Kaynayınca istersen kısarız. Tabii ki kısalım, ağzını kapatalım. Bu aşamada aslında klasik bir pirinç pilavı yapıyoruz. Demlenene, pişene kadar güzelce bekleyeceğiz. Ondan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Ben şimdi patatesimi şimdi kapalıyım. Onu doğramaya başlayayım. Tamam. Ayçiçek yağımı kızartmak için bol yağ kullanalım istersen, güzel pişsin. Evet, bol yağ kullanırsak güzel pişer. Tavayı alacağım, o da o sırada sınmış olsun. Ben birazcık patateslerime de tuz atayım pişirmeden tamam. önce. Tamam, tuzumuzu da vereceğim o zaman sana. Şöyle bir yandan ben de şöyle bir şey yapıyorum. Biraz daha rahat zaten. Çok çabuk çıktı. Evet evet, dinlenince o kendini salmıştır zaten. İlk çıktığı andan bir tık sonra çok daha rahat oluyor. Şöyle bakalım nasıl olacak. Bitirdik bile. Ay şahane, çok oldu. Güzel oldu. Bol güzel köpüklü gözüküyor. Ayranla yanında mükemmel. Çok güzel kabarmış. Altını zaten deliklerle delmiştik çatalla. Evet, kabarmasını istemedik. Alt çok kabarmadı, üstü de çok güzel kabarmış. Hemen sunalım bunu. Şöyle efendim, günün ilk tarifiydi. Kıymalı puf böreği yaptık. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Biz şimdi patateslerimizi doğradık. Hemen kızartmaya atacağız. Az sonra da yavaş yavaş pilavımız demlendikçe yemeğimizi pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi geldik patateslerimi kızartmaya. Seni böyle alıyorum. O zaman iş bölümü yapalım. Tamam. Ben bu tarafa geçeyim. Tamam. Pilavımız da böyle fokurdamaya başladı zaten. Evet, sesler geliyor. Biraz geliyor. Kısalım mı altını? Bu muydu? Oh şu, evet, tamam. Tamam. Şimdi yavaş yavaş atacağız. Birazcık artık tuzlayalım patateslerimizi. Şöyle. Dilim dilim. Dilim dilim yaptık. İsteyenler kızartık bunu baharatlayabilir. Hı hı. Yani zevke göre. Acı biberli de yapabilirler. Şimdi patateslerimizi yavaş yavaş atalım. Evet, sese bakar mısınız? Kızarmış. Gene bir ses. Gene bir ses. Sese takılıyoruz bol bol. Sonra efendim haşladığımız tavuklarımız var. Suyunu az önce kullandık pilavda. Onları dilik dilik edeceğiz. Ve tabii ki haşlanmış nohut. Bol besleyici, güzel bir tarif aslında. Evet, çok besleyici bir tarif oldu. Bir de burada güzel bir kalıbımız var. Bunu da yapacağız şekil verirken. Hepsini olacak mı acaba? Muhtemelen olabilir ama biz iki kere de pişirelim. Yapışmadan. Yapışmadan. O zaman güzelce patateslerimizi kızartıyoruz. Bir ikinci partimiz daha var. Bu sırada pilavımız olduktan sonra altını kapatacağız. Biraz demlensin. Geriye kalıyor sadece yavaş yavaş birleştirme aşaması. Evet, çok sıkıntılı değil. Aslında aşamalı gözüküyor ama evde olan malzemelerimiz de aynen genelde. Öyle. Haydi bakalım, bekliyoruz kızarmasını. Müzik.
patateslerimizi aldık. Aldık. Şimdi onlar birazcık soğuyacak. Bu sırada biz tavuk mu didikleyelim, ne yapalım? Tavuğumuzu didikleyelim. Evet. Tamam. Tavuk pilavı benim en sevdiğim şey. Pilav, üstü tavuk, yanına da böyle söğüş, domates, salatalık. Hani hiçbir yemek yoksa bile bu aslında çok güzel bir tarif. Biz İzmir'de Mevlütler'de meşhurdur tavuklu Mevlüt'te pilavlar. Mevlüt'te çok yapılır aslında. Evet. Ve o Mevlüt pilavları da bir güzel olur. İkinci tabağı isteyemezsin. Bakarsın bir teklif etsinler mi? Peki lokma falan döker misiniz? Tabii ki her cuma her yerde lokmamız vardır bizim. İzmir'de çok meşhurdur lokma. Evet. Sokaklarda hep böyle İstanbul'da lokma vardır. İstanbul'da parayla alıyorlar ama bizim orada her yerde lokmacı var. Yemek kültürü olarak da aslında İzmir çok zengin bu anlamda. Haydi bakalım tavuklarımızı didikliyoruz. Ondan sonra burada şunu şöyle alayım. Burada bir kelepçeli. Kek kalıbımız var. Kelepçeli bir kek kalıbı. Bunu şekil vermek amaçlı kullanacağız. Patateslerimiz, pilavımız, haşlanmış nohutumuz ve haşlanmış tavuk göğsümüzle didiklediğimiz. Aslında yani böyle bir kabınız yoksa normalde servis edebilirsiniz. Tabii ki kenar böyle bir cam kaba da olabilir. Aynen, hiç önemli değil ne oldu. Varsa böyle bir şıklık da güzel olacaktır. Pilavımız, patatesimiz, tavuğumuz, nohutumuz var. Bakalım nasıl birleştireceğiz. Patateslerimize bakar mısınız? Çok soğumuş, evet. Çok böyle incecik değil, çok kalın da değil. Çok böyle bir orta yarım parmak ayarında kalınlığında oldu. Şimdi tabana öncelikle onları bir diziyoruz. Patates sever misiniz siz de? Aa, ben çok severim. Patates de herkes çok sever ama ben değil de mi? Çok severim. Benim eşim evet. De çok patates. Ben yumurtalı patatesi falan da çok severim. Aa, bu sabah yedim, sus. Oy, çok güzel değil mi? Patates yumurta benim vazgeçilmezim. Şimdi pilavımızı. Ben yardımcı olayım mı sana? Tabii hepsini ki ama dikkat musun? Edelim. Hayır, hepsini değil. Tamam. En son tekrar. Bir kısmını koyacağız, bir evet, kısmını bir ayıracağız. Bir kısmını koyalım. Bu şekilde. Pilavımız ne kadar güzel kokuyor. Güzel bu arpa koktu. Şehriye'nin vermiş evet, olduğu kokuya bayılıyorum aynen. Pilavda. Böyle yapalım birazcık. Spatula vereyim mi ister misin? Daha güzel olur belki şekil verirken. Tamam. Şuradan şöyle. Belki hani bastırmak biraz daha rahat olacak. Şöyle yanlarına da koyalım. Çok en yanlarına kadar pilavı koymadın. Şimdi yaydıracağım ben onu. Tamam. Sonra patateslerle bir diziyoruz evet, çünkü evet, tekrar. Evet. Böyle bir pasta gibi oluyor. Olacak. Yani içindeki krema yerine pilav, çikolata yerine tavuk koyduk, nohut koyacağız. Fındık fıstık yerine nohut. Pasta tadında bir pilav. Evet. Bütün patateslerimizi dizdik. Tam denk geldi hepsi. Evet. Şimdi didiklediklerimiz. Şimdi tavuklarını koyuyoruz. Tavuklarını şöyle. Hepsini içine mi koyuyorsun? Hepsini içine koymak istiyorum. Koyayım mı? Bence kullanalım. Ne kadar olacak bilmiyorum ama. Bol bol malzemeden hem... Hepsini kullanalım. Bence olur. Çünkü tekrar üstüne pilav gelecek. Onu evet. Da bastırırız şekil olarak. Şimdi birazcık karabiber alayım ben. Karabiber. Tamam. Tavuğa da çok yakışıyor. Evet. Dökeyim mi şöyle bir? Evet, birazcık böyle yaydırarak her tarafına. Tavuk pilavının vazgeçilmezi karabiber değil mi? Evet. Her tarafına geldi işte derecede. Tamamdır. Bunu da hallettik. Bu verdiğimiz ölçüler tam denk geliyor. Böyle bir kalıbınız da varsa. Nohutlarımız. Önceden haşladığımız nohutlarımızı. Buzdolabımızda da nohutumuz olabilir. Onları genelde da kullanabilirsiniz. Bunların, evet. Ay vallahi o kadar basit bir yemeği aslında nasıl güzel bir hale getirdik evet. Değil mi? Görsel olarak da. Hani nohut pilav bilir, patates zaten hanımlar hep kızartıyor ama... Ve misafir geldiğinde de sofrada çok güzel bir sunum. Evet. Bildiğimiz lezzetle bildiğimiz yöntemlerle aslında. Evet. Pilav alayım mı tekrar? Pilavı tekrar alalım. Şimdi şöyle tutayım gene istersen. Evet.
Evet, bunun bir 15-20 dakika bekleyebilir ya da misafiriniz gelmeden önce de kalıptan çıkartabilirsiniz. Dağılma olmasın diye, pirincin çok dağılma. Çok çabuk çıkarmayın, evet. Sadece önemli. Evet, bu kalıpta böyle 2-3 saat de bekleyebilir. Ha tencerede beklemiş, ha kalıbımızda. Misafirimiz geldiğinde, misafiri gelmeden 1-2 saat önce de yapabiliriz. Çok güzel olur. Kalıbımızda da sofrada sunumda çok güzel. Gösterelim o zaman şöyle bir hanımlara. Evet. Böyle bir şu an şekil verdik ama bunu bir en az 15-20 dakika bekletip ters çevirip kullanacağız. O zaman tabii en alttaki patatesler üstte böyle bir kafes gibi evet. olacak. Çok şık olacak. Malzemelerimizi hazırlayalım. Günün 3. tarifi tatlımız geliyor. Günün tatlısıyla devam ediyoruz. Yalancı profiterol geliyor. Yalancı profiterol. 10 adet milföy hamuru. Muhallebisi için 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta sarısı, 1 paket vanilya. Çikolata sosu için 170 gram bitter çikolata. Efendim, şimdi gene bir milföyden harikalar yaratma zamanı. Çok sevdik biz bu milföyü çünkü çok pratikleştirdi hayatımızı. Bu sefer de tatlı yapacağız. Evet, çok tatlı. Şimdi istersen önce onu fırına atalım. Ondan sonra da bir muhallebisi var, böyle bir kreması. Evet. Onu yapacağız ve çikolatasını eriteceğiz. Tamam, çok daha iyi olur. Ben bir kesme tahtası tamam. alayım hemen. Evet, milföylerimizi böyle kareler halinde kesiyoruz. O kadar ve minik. Tepsimize diziyoruz. Hiç başka bir şey yapmadık. Hayır, hayır. Bu da fazla pratik oldu sanki değil mi Ayşe? Bu tarifi nereden buldun? Bu da böyle hani zor zamanlı çıkan bir tarif mi acaba? Hayır, bu tarifimi bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Yedin mi? Onda böyle yedin, çok mu hoşuna gitti? Yedim, çok hoşuma gitmişti, evet. Sözü vardı arkadaşımın, orada öğrendim. Sözde tatlı. Mi yapmışlar? Evet, ay, sözde yapmışlar. Güzel. Hem pratik, hem hafif, hem lezzetli, hem kolay. Daha profiterol. Ne olsun? Evet, çünkü herkes çok sever profiterol, yani öyle bir tatlıdır ama biraz meşakkatli tabii onun o evet. kekinin şey pufunu yapma kısmı falan filan. Bu noktada işte yardımcılarımız var. Biz de yalancılarıyla idare ediyoruz. Yalancısıyla. Senin kız seviyordur bunu. Yapıyor musun evde? Evet, yapıyorum. Değil mi? Tabii bunu şimdi değiştirebiliriz de biz üzerine çikolata sosu döktük. Sadece pudra şekeri dökebiliriz. Arasındaki daha sade olabilir yani. Biz mevsimi olmadığı için kullanmadık. Çilek de çok evet, güzel oluyor. Evet, arasına çilek şahane oluyor. Çileklisi de çok güzel oluyor. Çilek sos da olabilir belki. Şöyle güzel bir çilekli sos. Olabilir ama ben o milföyün çıtırlığını alabilir diye düşünüyorum. O yüzden sos çok sulandırabiliyorsun. Ama tabii ki sos soğuk olursa neden olmasın, çok da güzel olur. Tepsimizin aldığı kadar milföy çıkartabiliriz aslında bir seferde. Evet. Bakalım, evet. Bayağı da alıyor aslında, şöyle yapalım. Devam edelim değil mi? Edelim, bir tane daha alacak bence. Bayağı böyle bir tepsi dolduracak kadar şöyle minik minik karelere böldük. Yani ikili milföylerin tek tarafını dörde bölünce bu kareler çıktı. Hiçbir şey sürmüyoruz. Direkt fırına hayır, atıyoruz. Hayır, hiçbir şey sürmeden fırınımıza atıyoruz. 15-20 dakika milföy pişme süresince tamam. kızardığında alabiliriz. Bu sefer çatalla da delmedik. Kabarmasını istiyoruz. Şimdi evet. onu kullanacağız. Şimdi gelelim muhallebimize. Unumuzu döktük. Nişastamızı ilave ediyoruz. Tamam. Şöyle. Ve toz şekerimizi. Toz şeker de var. Burada da sanırım bu da vanilya mı? Vanilyamız. Vanilyamız da var. Bir yumurta sarısı.
Sadece sarısını kullanacağız değil evet, mi? Evet, sadece yumurta sarısını. Onu şimdi dökmemize gerek yok. Ben sadece ayırayım karıştır o zaman. Evet. Şimdi altını yakmadık. Yakmayalım. Böyle bir bütün malzemeleri birbirine. Şöyle. Bu vanilya kokusuna ben bayılıyorum. Güzel oluyor değil mi? Evet, gerçekten çok güzel oluyor vanilya kokusu. Onu hemen ayırdık kenara. Beyazını da burada kullandık. Evet. Şimdi sütümüzü dökebiliriz. Yani kuruları bir karıştırdın, sonra altını yaktın ve evet, sütünü döküyorsun. Şöyle. Yumurtayı sonra mı ekleyeceğiz? Yumurtayı bir karıştırayım. Bu un, var nişasta, şeker. Noktası? Yo, ben bu şekilde yapıyorum. Yani anneden anneanneden böyle öğrendiniz yani. Kremamızın sanırım biraz daha soğuk olması gerekecek kaynattıktan evet, sonra. Evet, kremamızın bayağı dinlenmesi lazım. Şimdi yumurtamızı alabilirim. Önce bir karıştırdık sonra ekliyoruz. Evet. Şöyle bir yumurta sarısını ekleyelim. İsterseniz bir yandan da çikolatamızı benmari usulü ocağımızın altını yakalım. Tamam. Suyumuz altında şöyle. Evet. Benmari usulü eriteceğiz. Bakalım tam yansın şöyle. Değmeyecek kadar üstüne bir kap var. Her türlü kabı üstüne koyabilirsiniz. Yani maksat burada suya değmemesi benmari'deki evet, usul. Ondan sonra yavaş yavaş çikolatasına koyacağım. Çikolata eritme işi o zaman bende. Tamam. En sevdiğim iş. Bayılırım. Şununla da şöyle alabilirim. Böyle bir kuvertür çikolata var. Burada bitter kullanıyoruz galiba değil mi? Evet, bitter belki kullanıyoruz. Belki çikolata seven varsa öyle kullanabilir. Tabii, veya çikolata türlü da olabilir tercihe göre. Kuvertürler yoksa da marketten bakkaldan aldığınız çikolatalar, paket çikolatalar da oluyor. Evet. Şöyle koyayım. Çikolata sevmeyen var mı acaba? Ya her şeyi sevmeyen mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ama çikolatayı bilemedim. Evet, bir düşünmek. Bir şekilde herkes seviyor. Senin kız nasıl çikolata tatlı konusunda? Bizimkisi yani bir çikolata delisi diyebilirim. Bizimkisi de kısır, çiğ köfte. Kısır mı? Evet. Çiğ köfte mi? Aa, evet. Gerçekten. Aynen. Çiğ köfte turşu. Yani çocuk ilk kez duyuyorum. Kısır, çiğ köfte, turşu. Allah Allah. Evet, o tarz şeyleri çok seviyor. Acılı, ekşili, turşulu şeyleri daha çok seviyor. Daha iyi aslında. Yani tatlıyla pek arasıyor. Böyle çikolata tatlı da böyle bir temizlik var mı? Yok, hayır. Hayır, hiç sevmiyor hatta. Bizimki yatmadan reçel ekmek yiyor ben. Tam bir tatlı canavarı o. Reçel ekmek gene iyi. En sağlıklısı. Yani işte çikolata çok vermemeye çalışıyorum evet, ama o da çok mümkün olmuyor. Bir çikolata krizleri var bizim 3 yaşta biraz normal. Bizim babamızın krizi var. Ha, işte gece 3'te evet çikolata krizi tutuyor. Gece çikolata krizi tutanlardan. Ben de o zaman tutanlardan buradan Bedri'nin bir şeyini ifşa etmek istiyorum. Hazır edin misin? Edin. Ya sabah baktık bir gün evin böyle katlı bir ev, hani kendi içinde böyle 2-3 katlı. Merdivenlerde bir şey, bir leke. Birisinin bir yeri kanıyor. Çocuklardan birine bir şey oldu. Kimin ayağı kesildi? Birisine bir şey mi oldu falan diye herkes birbirine evde panik. Meğersem kendisi gece 3.30-4 gibi kalkıp çikolata yiyerek inmiş, çıkmış. O arada nasıl bir uyku sersemliyse. O çikolata kurumuş, biz onu kan zannettik ve çok panik olduk. Sonraki aslında belli oldu. Bir de şey yapar, böyle hani ortalıkta da bir şey bırakmaz ki mutfakta. Anlaşılmasın. Ya kaldırır ya çöpe atar falan filan. Ama anladık ki gece yarısı kalkmış demiş efendim. Aynı bizim Hasan Bey de o şekilde. Çikolatamızı iyice eritelim. Bu sırada muhallebimiz oldu. Onu da güzelce bir kaba alıp soğutacağız. Milföylerimiz de fırında olmak üzere. Az sonra yalancı profiterolümüzü birleştireceğiz. Çok az kaldı. Milföylerimiz fırından çıktı. Hatta biraz da bekledik çünkü o sıcaklığın ilk gitmesi gerekiyor. Evet. Ki kremamız hemen böyle çok çabuk yumuşatmasın. Havalesini aldık. Havalesini, öyle mi derler? Öyle derler. Havalesini aldık. Bir İzmirli terimi mi acaba? Çikolatamız da hazır. Bizim milföylerimiz şahane oldu. Çok güzel. Çok güzel kabardı. Aralarını dolduracağız. Tamam. Üzerlerine de çikolata sosunu dökeceğiz. Hakikaten. Yani yalancı profiterol demiyorum. Aslında pratik profiterol yani. Evet, çok. Bunu çok böyle şimdi bandırıp yiyebiliriz. Şöyle hiç hazırlamadan. Evet. Bu arada başlayalım hakikaten mı? Çok benziyor. Yani o profiterol şeyin tadını bence o verecek. Başlayalım. Evet. Nasıl tamam yapıyorsun? Böyle yapıyoruz. Bunu sıkma torbasıyla da yapabiliriz.
Ama zaten rahat İstersek tabii. Hani nasıl şimdi herkesin evinde sıkma torbası olmayabilir. Bu şekilde böyle koyuyoruz. Tamam. En son üzerine çikolata sosu gezeceğiz evet, değil mi? Evet, en son üzerine çikolata sosu. Çikolata sosu yapamadım, olmadı, tutmadı diyorsak pudra şeker dökelim. Olabilir. Bu arada çok rahat ayrılıyor. Uf, çok güzel oldu. Ben bunu ya, böyle yesem diyorum ya. Diyorum ya, arasına çikolatayı bandırayım. Bir tane yiyeyim mi? Tabii ki. Program benim program. Boş ver. Evet, istediğiniz gibi yiyebilirsin. O kadar güzel ve kendim alamadım Okça. Maşallah maşallah diyelim de nazara gelmeyelim. Ay çok güzelmiş. Yani bunu bence bakın bak bir pazar kahvaltısında bir tarif buldum size. Yapın bunları. Arasına şöyle güzel peynirler koyun. Domates, çeri domates, salatalık. Alın size mini sandviç. Allah şahane. Çok güzel. İlla tatlı olmak zorunda değil. Ben bu tatlıyı çok seviyorum. Çok pratik ve çok hafif. Çok güzel. Ağır bir tatlı değil. Evet, milföy o anlamda da çok yardımcı. Beğendiniz bayıldım, değil mi? Bayıldım. Ben de çok o seviyorum. O hali daha da güzel olacak. Ben yardım ediyorum. Ve milföyler istediğimiz gibi oldu. Çatallamadık. Fırınımızın kapağını hiç açmadık, kurcalamadık ve istediğimiz kabarıklığı verdiler. Bir de çok enteresan, hemen ortasından ayrılıyor. Tam istediğimiz kıvam aslında bu. Şöyle. Hemen. Dolu dolu sürüyorsun değil mi? Çikolata şeyini biraz sosuna. Dolu dolu istediğimiz gibi sürelim. Biz mevsiminde olmadığı için çilek koymadık. İsterseniz çilekli de yapabilirsiniz. Çocuklarınızın sevdiği meyvelerle arasını doldurabilirsiniz. İsterseniz arasına çikolatalı sos yapabilirsiniz. Ya bunlardan çok güzel kanepeler bile olabilir. Evet, bence de. Değişik bir tarif olabilir hanımlar bence. Hepsini koyalım, az sonra servis edeceğiz. Evet. Çikolatamızı... Gelişi güzel. Evet, gelişi güzel. Tamam. Şuraya koyabiliriz istersen. Sonra onları zaten hepsini alacağız. Şimdi efendim günün tatlı sayılı yalancı profiterol yaptık. Milföy'den çok basit, güzel, nefis bir tarif oldu. Sabırsızlanıyorum. Şu an benim favorim bu. Günün favorisi bana göre bu. Son yemeğimizin malzemeleri az sonra geliyor. Efendim son yemeğimizin malzemeleri hazır. Tavuklu patatesli pilavımızı hemen servis edeceğiz. Ondan sonra son tarifimize geçeceğiz. Sana şöyle bırakıyorum ters çevirme işlemini. Evet. Sana güveniyorum Ayşe. Bakalım ben de o zaman hemen ters çevireyim. Hadi hemen ters çevir. Yeteri kadar dinlendi. Evet, dinlendirdik pilavımızı. Hadi bismillah diyelim. Nasıl çıkacak bakalım. Evet, sürpriz pilavımızı açıyorum. Açıyor musun kelepçeyi? Açmadan çıkıyor mu? Kelepçeyi açalım birazcık şöyle rahatlatarak. Önce kapağını çıkaracaksın. Hayır. Komple. İkisini birden çıkartıyorum. İnşallah patateslerimiz yapışmıştır. Allah, ve bir tane firemiz var, o kadar. Başka da yok. Şöyle. O da nazar boncuğumuz olsun mu? Olsun. Evet. Gayet de güzel olmuş. Ve şahane patatesli. Evet. Şöyle efendim hemen gösteriyorum. Pasta gibi çıkardık. Yiyenlere şifa olsun. Tavuklu patatesli pilavın son haliydi. Biraz donmasını beklemiştik. En son halde bu. Çok şık oldu. Şimdi biz son tarifimize geçiyoruz. Güzel bir çorbayla bitireceğiz. Karnabahar çorbası. 1 küçük boy karnabahar, 1 adet kuru soğan, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı et suyu, 2 yemek kaşığı un,
1 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber. Üzeri için 8 dal maydanoz. Karnabahar çorbasına geçtik. Güzel bir kış çorbası tarifi. Sağlıklı. Sağlıklı. Herkes çok sevmez ama biz gene sevdireceğiz. Önce onları... Orta boy karnabaharımız var. Temizlenmiş, ayıklanmış. Temizlenmiş, ayıklanmış, yıkanmış. Üstüne o zaman hemen... Ve bu çok güzel bir çorba. Çocuklar hiç karnabahar olduğunu anlamıyor. Söylemezsen anlamıyor mu? Evet, söylemezseniz anlamıyorlar. Şimdi gelelim. Sosunu hazırlayalım. Sosu da olacak bunun. Evet. Klasik sorumu soruyorum. Bu tarif nereden Ayşe? Bu tarif benim uydurmam. Yani çocuklar için sebze çorbaları küçükken... Ne yapalım? En çok da çorbayı dağıtıyorlar ek kadar geçtiği zamanda zaten. Evet, aynen. Bunu istediğimiz gibi çoğaltabiliriz de. Hiç önemli değil. Ben ocağımın altındaki birazcık ayçiçek yağı mı koyuyoruz burada? Evet. Tamam. Şöyle bakalım. Koyalım da ya. Şöyle evet, yeterli evet, mi? Evet, evet, evet. Biraz daha mı koyacağız? Hı-hı. Tamam. Tamamdır. Önce soğanımızı kavuracağız. Soğanımızı soteleyelim. Daha sonra ununu ilave edeceğiz. Kokmaması için birazcık da salça tamamdır. Böyle biraz beşamel sosumsu bir hava mı olacak? Evet, birazcık. Şöyle yapalım. Karnabahar geç mi pişer? Bir fikrin var mı karnabahar? 20 dakika sürer. İyice diğer, pişmesini istiyoruz. Diğer çünkü sebzelere göre biraz daha sert çünkü. Karnabaharımız kaynadıktan bir 15 dakika sonra süt ilave edeceğiz. Hiç soğanları böyle küçük olmadı, büyük hı-hı oldu diye sıkıntı yapmayalım. Blender'dan geçireceğiz çorbamızı. Tabii karnabaharlar da zaten böyle kalmayacak. Evet, karnabaharlar da bu şekilde kalmayacak. Yavaş yavaş. Soğanımızın o çiğ kokusu gitsin diye kavurduk. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Biraz daha şimdi hemen zaten bir koyulaştı. Evet, hemen koyulaşıyor. Unu batınca içine. Evet. Sosumuz da oldu. Şöyle. Başka bir şey koyuyor muyuz sosa? Hayır. İstersek de baharat koyabiliriz. Nanelimizi koyabiliriz. Pul biber koyabiliriz. Hatta biz koyalım nane. Koyalım mı? Tamam. Şöyle. Birazcık nane. Evet. Göz kararı. Birazcık pul biber koyayım. Evet. Sosumuz zaten oldu. Karnabaharımız evet da kaynayınca artık yavaş yavaş birleştirmeye başlayacağız. Evet. Karnabaharlarımız kaynadı efendim. Şimdi artık onları evet blender'dan geçireceğiz. Altlarımız ben önce alalım sütünü ilave edeyim olmadı. Tamam, ben hazırlığımı yapıyorum buraya. Tamam. Şöyle. Sütümüzü böyle gezdiriyoruz. İçindeki su zaten kaldı. O bizim çorbamızın suyuydu. Evet. Onu dökmeyelim. Sonuçta vitamini içinde tabii kalsın. Tabii ki. Et suyunu ekliyor musun? Onu sonra mı ekleyeceksin? Hayır, onu sonra ekleyeceğim. Sonra. Hı-hı. Tamam. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Kaynamış olan karnabaharlarımızı. Şimdi ben sosumuzu da ilave edeyim. Hmm. Onunla da zaten... Tekrar çekeceğiz sonra. Tekrar çekeceğiz. Şimdi en son et suyunu koyuyoruz. Et suyumuzu da döküyoruz. Çok değişik bir lezzet oldu bu ya. Soğanlı, salçalı, unlu falan. Tam bir vitamin evet deposu bence. Şimdi hepsini blenderdan geçiriyorum. Ondan sonra herhalde bir taşım daha kaynatırız. Sonra servis edeceğiz. Şimdi evet artık oldu ama bunu gene et suyunda koyduğumuz için bir taşım daha kaynatmamız evet gerekecek. Ben size yardım edeyim mi? Şunun içine alalım. Onun damlamızı içine alalım aynen şöyle. Tekrar ocağa alacağız. Evet, süper. Ellerinize sağlık. Senin ellerine sağlık. Tam bir vitamin deposu.
Bence de öyle. Şimdi çok tuzumuzu yapacağız. Atmadık. Biz birazcık tuz ilave atalım. Edelim. Aynen. Bu sırada birazcık da maydanoz kıyacağız üstüne. Evet, üzerine lezzetli oluyor ama tabii bu arzuya göre, istemeyen. Şöyle hemen kıyabilirim. Hı hı. Bir tık daha kaynasın. Biz bu sırada soframızı kuralım. Ondan sonra hemen çorbamızı servis edeceğiz ve az sonra da tadıma geçeceğiz. Şahane bir sofra kurduk. Çorbamız da artık oldu. Evet. Onun altını kapatıyoruz. Kapatalım. Şöyle güzel güzel fokurdadı servis kısmı. Güzel böyle bir kış çorbası oldu. Üzerine de. Evet. Şahane. Maydanozlarımızı dökelim. Ve tam bir şifa deposu. Şifa çorbası. Aynen öyle. Efendim son tarifimiz de karnabahar çorbamız da hazır. Duman üstünde sıcak sıcak soframızı kurmuştuk. Onu da alıp oturuyoruz. Bakalım lezzetler nasıl olmuş. Evet, değil çok mi? Değişik. Ben de çok beğendim. Mercimek gibi hiçbir şey kullanmadık için ama. Şimdi pilavın tadını da merak ediyorum. Şeker koymuştuk. Çok güzel pişmiş pilav da. Yani çok güzel. Şöyle çok güzel bir görüntüsü var. Bak. Nasıl? Soframızı kurduk. Artık tadım köşesine geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Eline koluna güler yüzüne ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Ekibiniz çok şahaneydi. Onlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Gerçekten göründüğünüz gibi hem samimi hem sıcakkanlı. Çok tatlısın. Teşekkürler. İzmir'e de buradan kocaman sevgilerimizi gönderelim. Gene bir İzmirli'yi ağırlamak benim için çok büyük mutluluk. Ben de herkese çok selam söylüyorum. Buradan herkese selam İzmir'e. Evet, herkese selam olsun buradan. Ne yemekler yaptık? Bir hatırlayalım en baştan. Tamam. Sırasıyla. Önce börekle başladık. Kıymalı puf böreği. Kıymalı değil mi? Puf böreğimiz. Böyle yaptık, kıymalı evet. Çok güzel, basit bir harç yaptık ama çok lezzetli oldu. Hı-hı. Pratik. İkinci olarak da tavuklu patatesli pilav yaptık. İçine haşlanmış nohut da var. Bunu bir pasta gibi süsledik. Bakalım tadı nasıl oldu? Tatlı yaptık. Evet. Kolay kontrol. Evet. Yalancı profesör, pardon. Kolay, ben yalancı hiç fark etmez. Son olarak da bir karnabahar çorbası. Güzel kış bir çorbası. Kış tarifi var. Onu da afiyetle şimdi tatmaya başlayacağız. İnşallah. Biz tadıma başlıyoruz efendim. Siz kaçırdığınız tarifleri, detayları ve malzeme listesini sosyal medya hesaplarımızdan Pelin Karan'la tariflerden takip edebilirsiniz. Çok acıktık, haydi bize afiyet olsun. Çorbadan başlayalım. Karnabahar gibi değil, böyle bir mercimek çorbası adı gelmiyor mu? Evet, çok mi? Değişik. Ben de çok beğendim. Çünkü mercimek gibi hiçbir şey kullanmadık için ama.
Kesinlikle karnabahar yemeyen çocukların anneleri muhakkak yapmalı. Yani söylemeyin ne koyduğunuzu da anlamazlar. Çok güzel. Şimdi pilavın tadını da merak ediyorum. Şeker koymuştuk. Çok güzel pişmiş pilav da. Tavuk pilav zaten başlı başına şahane bir yemek. Çok lezzetli. Sevdiğimiz güzel bir tat zaten. Nasıl olmuş? Çok güzel. Hamurlaşmıyor. Çok güzel. Bu harç milföye çok yakışmış. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Çok güzel bir tarif. Biraz da böyle esneterek koyduğumuz için daha böyle börek börek. Hamurlaşmadı, evet. İsteyen arasına kaşar peynir de koyabilir. Her şey konur, aynen, çok lezzetli. Sanki tatlı için sabırsızlanıyorsunuz. Ben şu an tatlıya odaklandım. Baştan beri zaten onu bekliyorum. Hemen bir tane isteyeceğim senden. Şöyle çok güzel bir görüntüsü var. Bak. Şuradan başlayalım. Çok nasıl? Müthiş olmuş. Siz yedikçe ben daha çok mutlu oluyorum beğendikçe.